Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte yeni kullanmaya başladığımız Breakdance sayfa inşa etme aracını WooCommerce üzerinde birazcık sınayacağız. Breakdance WooCommerce'de neler yapabiliyor? Hızlı bir şekilde bunun üzerinden geçmeye çalışacağız. Bir nevi aslında bu video Breakdance'i bir sınama videosu olacak. WooCommerce'de Breakdance'in neler yapabildiğini göreceğiz bu videoda. Sizler için boş bir yine WordPress sitesi oluşturduk ama bu sitenin diğer sitelerden farkı şu an bu sitede aktif ürünler var ve ben burada Breakdance'in ürün sayfalarında neler yapabileceğini bu videoda sizlerle beraber sınamak istiyorum. Gördüğünüz gibi içe aktarılmış 18 tane ürünüm var ve ben bu ürünleri Breakdance'de deneyeceğim. Breakdance'de bu ürünler üzerinde neler yapabilirim bunu anlamaya çalışacağım. Öncelikle Breakdance'in yüklenmesini gerçekleştirdim. Bunu nasıl yaptığımı zaten önceki videoda sizlerle paylaşmıştım. Sitede şu anda herhangi bir tema aktif değil. Breakdance üzerindeki Breakdance Zero temasını kullanıyorum ve tema ayarlarını pasifize etmiş durumdayım. Breakdance'i yükledim. Ürünlerimi içe aktardım. Onun dışında hiçbir ayar yapmadım. Breakdance'in içerisinde de herhangi bir ayar yapmadım. Şu an bu videoda sizlerle beraber Breakdance'i kullanarak bu site için bir ürün detay sayfası tasarımı düzenlemeye çalışacağım. Burada hoşuma giden şeyler neler, beğendiğim şeyler neler, beğenmediğim şeyler neler bunları sizlerle beraber paylaşıp incelemeye çalışacağım. Öncelikle Breakdance'in standartta sunduğu ürün detay sayfası bu şekilde gözüküyor. Arzu edersen bunların arasında bir seçim yapabiliyorum. Yaptığım seçime göre de ürünümü sepetime ekleyip sepet sayfasına gidebiliyorum. Sepet sayfası klasikte bu şekilde gidiyor. Ödemeye geldiğimde ödeme sayfası da klasikte kötü durmuyormuş. Ödeme sayfasını bu şekilde görüyorum ve arzu edersem ödeme sayfasını da bu şekilde düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Breakdance'de bunların üzerinden parça parça geçeceğim ama dediğim gibi bu videoda odaklanmak istediğim bölüm Breakdance'in ürün sayfalarında neler yapabildiği arkadaşlar. Breakdance ürün sayfalarında bizim için neler yapabiliyor bu videoda sizlerle beraber onu keşfetmeye çalışacağım. Standartta gördüğüm ürün sayfam bu ve Breakdance'in teması yüklü. Hiçbir özellik, hiçbir şey aktif değil, hiçbir stil ayarı yapılmadı. Şimdi Breakdance'de buradaki ürün detay sayfasına birazcık şekil katmaya çalışacağım arkadaşlar. Breakdance bölümüne gidiyorum ve bu işin templates alanına tıklıyorum. Aslında Breakdance'de bu işler templates dediğimiz alanla yapılıyor. Buradaki add template butonuna tıkladığımda benim için bir ürün detay sayfası şablonu veya mağaza veya ürün kategori sayfası veya spesifik olarak herhangi bir kategorinin sayfasını düzenlememi sağlıyor. Mağaza genelinde veya spesifik olarak ürüne özel bunları yapmama Breakdance kategoriye özel izin veriyor. Burada single product seçeneğini seçiyorum ve Breakdance'in benim için bir single product template'i hazırlamasına izin veriyorum. Bu şu demek, Breakdance şu anda benim ürün detay sayfamı hazırlamış durumda arkadaşlar. Üzerine tıkladığımda tertemiz bomboş bir tuval çıkıyor ve ben bu tuval üzerinde işlemler yapabiliyorum. Buraya hemen böyle bir klasik süede ayakkabıyı ekleyelim. Üst taraftaki bölümde ön izleme yaptığım ürünü bana seçtiriyor. Şu an burada gördüğüm gibi bu ürün üzerinde işlemler yapacağım. Ve Breakdance'de adım adım bu alanları işleyeceğim arkadaşlar. Add butonuna tıklayıp buradan gönlüme göre Breakdance'de devam edebilirim. Artık sisteme WooCommerce yüklediğime göre WooCommerce'de Breakdance'in bana neler sunduğunu sizlerle beraber inceleyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi product şeklinde bir seçenek var. Product Builder var. Product List var. Bunların her biri tek tek incelenebilir. Bunların üzerinden neler çıkar? Bunlar kurcalanabilir arkadaşlar. Şöyle bir product seçeneği var. Bunu attığım zaman ne oluyor? Product'ı attığımda aslında 3 aşağı 5 yukarı hatta birebir ürün detay sayfasındaki şablonu Breakdance içe aktarıyor. Layer'larına girdiğimde bu şekilde bu product olarak gözüküyor. Yani ne yazık ki bunun herhangi bir kısmını herhangi bir yere sürükleyip bırakamıyorum, editleyemiyorum. Ama bir product olarak da bunlar bu şekilde karşıma çıkıyor. Genel olarak şablonu görüyorum. Bakın burada sürede ilişkilendirdiğim için de bana burada bu tasarımı yaparken sürede gösteriyor. Şu an bunu görmek istemiyorum. Bu bölümü kaldırdım. O bölümden çıkıyorum. Tekrardan etliyorum. Product Builder var. Bir de bunu atalım. Bakalım Product Builder'dan farklı bir şey gelecek mi? Product Builder attığımda bu sefer bir öncekinden farklı olarak bana editlenebilir halde bunları getirdi. Bakın içerisinde Product Image şeklinde bir alan var. Ve ben burada ürün resmi ile alakalı düzenlemeler, seçenekler yapabiliyorum. Bunların üzerinde işlemler yapabiliyorum. Image'e tıkladığımda bunların kenarlıklarıyla alakalı düzenleme seçeneklerine sahibim. Bakın buradaki küçük resimlerle ilgili bir ayar Breakdance bana sunuyor. Arzu edersem küçük resim sayısıyla oynayabilirim. Bir sayfada, bir satırda iki tane küçük resim olsun diyebilirim. Bir diyebiliyor muyummuşum? Bir diyemiyorum. Bakın bu şekilde böyle daha böyle spor
ayakkabı tarzı satan mağazalara uygun bir görünüme getirebildim. Buradaki görsellerle oynayabilirim. Galeri seçenekleri bunlar gibi gözüküyor şu an anlayabildiğim kadarıyla. Bence bunlar güzel özellikler ama Fresom tarafına göre düşünecek olursam, kıyaslayacak olursam sanırım birazcık oraya göre kısıtlı. Orada dikey olarak da kullanma seçeneği sunuyor Fresom. Veya bu galerilerde, ızgaralarda iki satır üstte, üstte üç tane, ortada bir tane büyük gibi Fresom giriş seçenekleri buradaki ürün görsellerini de sunuyor. Ama bu özellikle Breakdance'in bana sunduğu standartta fena değil arkadaşlar. Dediğim gibi şu an bunları ben Product Builder'da içe aktardığım için Product Builder'ın içerisinden, inşa edicinin içerisinden bu şekilde sütunlar çıkıyor ve ben sütunların içerisinde alanlarla oynayabiliyorum. Bakın mesela burada bir sütun var. Gördüğünüz gibi arzu edersem bu sütunu biraz daha geniş hale getirebiliyorum arkadaşlar. Şöyle 160'a kadar getirdim. Hatta şuradan gelelim. Size üzerinden 60 diyelim. 60 genişlik. Belki 70 genişlik bile iyidir. Öyle iyice geniş olsun. Yan taraf birazcık dar kalsın. Böyle sanırım Nike'ın sayfası böyleydi. Birazcık onu anlarsın istedim. Bu şekilde bu sütunu editleyebiliyorum. Burada bir de columns bölümü var. Burada da kolumla alakalı size'ları, spacing'leri düzenleyebiliyorum. Bakın burada yüksekliği ile alakalı bir seçenek var. Ve burada hemen altında da genişliği ile alakalı bir seçenek var. Sayfanın %80'ini kaplasın dediğimde bu şekilde kaplıyor. 90'ını kaplasın dediğimde yine bu şekilde kendi içerisinde bir görünüm sağlıyor. Tabii bunun üzerine bir layout var. Bu layout'un da genişliği bizim için önemli. Hemen burada bir yükseklik değil de bu arada çarpı yapmayı da öğrendim. Custom diyelim. Piksel değil, yüzde olsun, 90 olsun. İyice böyle sayfayı kaplasın istiyorum. Güzel bir görünüme getirdim. Bu bölümü save ettiğim zaman bakın böyle Ctrl Shift ile yeniliyorum. Gördüğünüz gibi Breakdance'in ürün detay sayfamı bu şekilde şekillendirdiğini görüyorum. Ama belki resimlerimle alakalı, belki küçük resimlerinin boyutlarıyla alakalı şu an şu alt tarafa geçtiğimde gördüğüm görünüm çok da kararlı, güzel çalışmıyor arkadaşlar. Belki de aşağı taraftaki ayarları bozmuş olabilirim. Bununla alakalı da olabilir. Bilmiyorum. Şunları kapatalım. Save edelim tekrardan. Üstte büyük resim. Altta da tek tek gözüküyorlar. Tekrardan Breakdance'e geliyorum. Product Builder'da herhangi bir seçenek seçmedim. Oo, bu da güzelmiş. Product Builder'ı seçtiğim zaman ürüne özel seçenekler de burada karşıma çıkıyor. Bakın mesela sepete ekle butonu diyor. Product Cart buton diyor. Bunu seçtiğimde varyasyonlarla beraber bu butonda geliyor. Editlenebiliyor. Arzu edersen bunu buradan biraz daha farklı alanlara taşıyabiliyorum. Konumlandırmasını yapabiliyorum. Üst tarafa alabiliyorum. Alt tarafa alabiliyorum. Bunlarla oynayabiliyorum. Her bir alanı burada bu şekilde kenarındaki işaretten tutarak çeşitli alanlara sürükleyip yerleriyle oynayabiliyorum. Ama şu galeri çok da güzel gözükmedi. 3 diyelim. 2 diyelim. Size'ını da 750 dersek ne olur? Size ile oynamayalım. Ama şurayı birazcık daha daraltalım kolumda. Acaba bu daha şık hale getirecek mi? Böyle kaydedelim. Böyle deneyelim. Böyle de denediğimde çok daha istediğim tarzda durmuyor. Section'a tekrardan geldim. Buradaki ayarı kapatacağım. Acaba bu section'ları eski haline getirirsem şu görünüm istediğim hale gelir mi? Sanırım burada bir hata var. Çoklu görsellerde şu an buranın iyi durduğunu söyleyemem. Ama buradaki görsellerle oynayabiliyorum. Bir Fresom kullanıcısı olarak bu alanı düşündüğümde, yorumlamak istediğimde biraz daha Fresom'un gerisinde olduğunu söyleyebilirim. Fresom'da burada resimleri dikey olarak konumlandırabiliyorum. Izgaraların seçeneklerini seçebiliyorum ki bunları seçtiğim zaman burada yaşadığım gibi hatalar yaşamıyorum. Belki ben de bir şey yanlış seçmiş olabilirim. Ama bence ürün görselleri alanında Breakdance daha iyisini yapabilir. Çünkü Breakdance Elementor'dan farklı olarak temaların stillerini kullanamıyor. Mesela bu özelliği ben temadan alayım deseniz Breakdance buna müsaade etmiyor. Bence bu anlamda
bu ürün görsel alanı birazcık sınıfta kalmış Breakdance'te diyebilirim arkadaşlar. Ama sağ tarafa doğru geldiğimde başlığıyla alakalı düzenleme seçenekleri yapabiliyorum. Başlığın H1, H2'sini seçebiliyorum ki bence bu iyi bir özellik. SEO'cular buna hasta olacaklardır. Tipografisiyle oynayabiliyorum, size ile oynayabiliyorum, boşluğuyla oynayabiliyorum. Efektler verebiliyorum. Görünümüyle alakalı konu mantıksal kararlar verebiliyorum. Bunlar gerçekten güzel seçenekler, ayarlar. Arzu edersem dediğim gibi fiyatla yine benzer şekilde oynayabiliyorum. Fiyatın görünümünü değiştirebiliyorum ve bu şekilde ürün detay alanını editleyip düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir şey yapalım. Bakın bu section'ın background'ına gelelim. Gel kardeş sen beyaz renkli ol. Çok güzel. Ve sonrasında bu alt koluma gelelim. Bu koluma hatta spacing'den her yere böyle bir 30 padding verelim. Padding iyidir. Birazcık boşlukta dursun. Bir de arka planına background rengi verelim. Ve biraz daha şık hale getirelim. Şu anki görünüm benim için çok şık ama uygulamada bu ne yazık ki çok da böyle verimli çalışmıyor. Mesela sepete ekle butonuyla alakalı çeşitli seçenekler var. Buna tıkladığımda bunun size ile oynayabiliyorum. Mesela buradaki konteynerin içerisine butonları sıkıştırır şeklinde, genişlet şeklinde bir ayar var. Ben bunu da beğendim. Güzel bir ayar olarak karşımıza çıkıyor. Yine butonla alakalı bir ayar var. Butonun görünümüyle, butonun rengiyle, fontuyla, tipografisiyle, kıvrımlığı ile alakalı düzenleme seçenekleri sunuyor. Yani aslında Breakdance'in kendi sunduğu stil özellikleriyle ilgili güzel seçenekler sunuyor. Ama Flatstorm tarafından doğrudan e-ticaret için yapılmış bir tema kullanan bir kullanıcı olarak bazı alanlar bana eksik geliyor. Mesela Flatstorm'un kendisinde herhangi bir eklenti kullanmadan varyasyon görünümlerini değiştirebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla Breakdance bunu yapamıyor. Varyasyonlar burada bu şekilde duruyor. Bunu mesela değiştirebiliyor olması benim için güzel olurdu. Veya ne bileyim yapışkan bir sepete ekle butonunu otomatik olarak burada yapabiliyor olmak yine benim hoşuma giderdi. Bu anlamda ben Breakdance'i birazcık böyle hani sanki böyle WooCommerce için mükemmel değilmiş gibi şu aşamada şimdiki durumunda konumlandırabilirim. Belki de ben çok fazla şey istiyorumdur, bilmiyorum. Galeri tarafına tekrardan geleceğim. Burada bakı yapabileceğim başka bir şey var mı? İndirim etiketiyle alakalı bir ayarım var. Arzu edersem indirim etiketinde konumlandırabiliyorum. Arka planın rengini değiştirebiliyorum. Arka planıyla oynayabiliyorum. Yukarıda, sağda veya solda olmasıyla ilgilenebiliyorum. Mesela burada bir zoom ikonu var sağ tarafta. Bunun görünümüyle alakalı çeşitli seçeneklere sahibim. Bunu optimize edebiliyorum. Resimlere çerçeveler ekleyebiliyorum. Radius ekleyebiliyorum. Bunlar da güzel ayarlar. Ben arkasını boyadığım için çok da güzel gözükmüyor olabilir şu an. Ama bence gerçekten güzel ayarlar, seçenekler. Genel olarak bu alanların aralarındaki boşlukları seçebiliyorum. Resimlerin aralarındaki boşlukları seçebiliyorum. Konteyneri ile alakalı da düzenleme seçeneklerine sahibim. Bunları kaydedip save ettiğimde karşıma bu şekilde çıkıyor. Bu sefer neyi doğru yaptım bilmiyorum ama ürün detay şablonum biraz daha böyle şık şekilde gözüküyor. Galerisini de beğendim. Üzerine tıkladığımda resimler, görseller sonsuz şekilde açılıyor ama alt taraftakiler açılmıyor. Mesela bunlar bir resimmiş gibi duruyor burada ama üzerine tıkladığımda üstteki resim değişiyor ve benim üstten bakmam gerekiyor. Zoom'a tıklamam gerekiyor. Bunu da bir dezavantaj olarak sayabilirim ama günün sonunda Breakdance bunları editlemeye, düzenlemeye izin veriyor arkadaşlar. Kategoriyle alakalı ayarlar var. Tekrardan şöyle Product Builder'a gideyim. Neler var, neler yok bunları göreyim. Fiyatını görebiliyorum, ratingini görebiliyorum, stock'unu görebiliyorum. Başlığını düzenleyebiliyorum, kısa açıklamasını ve tab'ları, sekmeleri düzenleyebiliyorum. Mesela bakın burada hemen şuraya Product Description'ı bir getireyim. Evet, mesela bu da bence Flatstorm'un üzerinde bir artı olarak söyleyebileceğim bir özellik. Flatstorm'da bunu yalnızca sekmeler üzerinde oynayabiliyorsunuz. Ama burada Breakdance inşa edicisi sadece ürünün açıklamasında ürün detay sayfamda herhangi bir yere eklememe izin veriyor. Ben bu özelliğinde güzel bir özellik olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela buraya normal Breakdance'ten bir akordeon atıp bu akordeonun içerisine gördüğünüz gibi alanlara bir product tab atabilirim arkadaşlar. Bakın burada bir heading var. Hemen tab değil de description. Description'ı şuraya getireyim. Bakın bu bir seçenek. Bu şekilde ben Breakdance'de bunu organize ederim.
edebilirim. Bu platformda yapabileceğim bir özellik değil. Arzu edersen buraya video alanı ekleyebilirim. Ama bunları dinamik hale getirebilir miyim? Bir de ona bakalım. Videoda evet, bakın burada da bir dinamik veri bağlama alanı var. Arzu edersem, tabii böyle ekrandan bir uzaklaşmam lazım bunu incelemem için. Burada video içinde özel bir link alanı oluşturup bu linkten URL'i seçebilirim. Bence bu da güzel bir özellik. Yani aslında buraları biraz daha Breakdance platformun ötesinde özelleştirmeye izin veriyor. Platform da bu bölümü yapamıyor. Ama dediğim gibi galeri bölümü belki bir iki tık daha iyi olabilirdi. Varyasyon seçenekleri olabilmesi benim hoşuma giderdi. Fiyat, güzel fiyatla editleme, düzenleme işlemleri yapabiliyorum. Platformda mesela fiyatla stil alanıyla oynayamıyordum. Burada stiliyle de oynayabiliyorum. Mesela dikey olarak göster diye bir ayar var. Sabitle. Bu da ne olduğunu anlamadım ama değişik bir ayar. Fiyatla alakalı. Yani aslında ekstra böyle ekstrem özelleştirme seçenekleri de Breakdance bizim için sunuyor. Ama böyle mesela sekmeleri de güzel ama Freestone'da mesela ben bu sekmeleri akordeon görünümüne değiştirebiliyorum, çevirebiliyorum. Burada ne yazık ki bununla alakalı bir ayar göremedim arkadaşlar. Belki vardır, ben görememişimdir ama mesela bakın burada sekmeler var. Piece var, doldur diyor. İçerisini doldurabiliyor. Bar şeklinde ayarlayabiliyor ve bunların pozisyonuyla oynayabiliyor. Yine mesela bu da Freestone'a göre güzel gibi duruyor ama Freestone'da burada akordeon seçeneğini de seçebiliyorum. Breakdance'de bunu sıfırdan yapmam Breakdance benim için istiyor. Ama bence bu alanlarda güzel bir şekilde editlenebiliyor. Bu alanlarda da hani bir olumsuz görüş belirtmem Breakdance teması için, inşa edicisi için. Yine Add butonuna tıkladığım zaman şöyle, hatta şuradan devam edeyim tekrardan. Bakın Product Builder'dan sağ taraftan productların içerisine atabileceğim seçenekler yine burada karşıma çıkmaya devam ediyor. Arzu edersen bunlarla düzenleme işlemleri yapabiliyorum. Mesela Review bölümü var. Değerlendirmeler. Buna tıkladığım zaman ne oluyor? Bir buna bakalım. Böyle bir değerlendirme yapıyormuşum gibi gözüküyor. Review'in içiyle oynamama izin veriyor mu? Gördüğüm kadarıyla hayır. Hatta böyle hafif bug'a da girmiş gibi duruyoruz. Tekrardan yenileyelim bunu. Tamam diyelim. Breakdance'in de bug'ını bulduk. Sayfam yenileniyor. Tekrardan her şey istediğim gibi geldi. Bu şekilde buraları da editlememe Breakdance benim izin veriyor. Bir bakalım çok kullandığımız bu alanda Related Products alanı nasıl gelecek? Hemen seni de buraya ekleyelim. Gel bakalım kardeşim. İlgili ürünler buluyor. Bakın ilgili ürünleri de bu şekilde getirdim. Bunların sayısıyla alakalı seçeneğim var. Sıralamasıyla alakalı mesela seçeneklerim var ki bunlar mesela Threadstone'da olmayan güzel seçenekler. Yeniden eski, eskiden yeniye bunlarla alakalı seçenekler yapabiliyorum. Burada bir layout ayarı var. Slider olarak seçebiliyorum veya bunu grid olarak seçebiliyorum. Satır başına ürün sayısını seçebiliyorum. Product Wrapper ile alakalı bir seçenek var. Product Wrapper neymiş? Alt taraftaki alan, bunu boyayabiliyorum. Bu da bir güzel bir özellik olarak düşünülebilir arkadaşlar. Borderlarıyla oynayabiliyorum, başlıklarıyla oynayabiliyorum. Burada gördüğüm seçenekleri aslında çeşitlendirebiliyorum. Bunlar da güzel ayarlar olarak karşıma çıkıyor. Mesela genelde böyle şeyleri ben yaptığım işlerde şöyle bir section atayım alta. Bakın böyle bir section atıp section içerisinde güzel tek parça bir kolumda gösteririm. Tek bir kolumu göremedim. Şöyle bir tanesinin içine seçtim. Hemen buraya Related Products'ı attım. Yukarıdan da böyle farklı bir ekranda, farklı bir görünümde bu şekilde benzer ürünleri de sunabilirim. Ben bunun da güzel olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta bir eksik yok. Yani düşündüğümde Freestone temasıyla kıyasladığımda, ki bunu yorumlar bölümünde bana sormuştunuz. Varyasyon seçenekleriyle ilgili bir seçeneği söyleyebilirim. Olumsuz olarak yapışkan sepete ekle özelliği sunulmuyor. Bunu belki olumsuz olarak söyleyebilirim. Bir de galeri tarafında sunduğu seçenekleri olumsuz olarak söyleyebilirim. Olumlu yönüne bakacak olduğumda da buraya dinamik özel alanlar eklememe izin veriyor. Freestone'a göre WooCommerce ile alakalı bu iç tarafa atabileceğim Breakdance bana daha fazla seçenek sunuyor. Bakın burada bir sürü seçenek var. Mesela burada bir Checkout Builder özelliği var. Hani bu belki ayrı bir konu, videonun konusu olabilir. Checkout Builder'ı seçtiğimde burada Checkout da oluşturabiliyorum. Ürün sayfası için bir ödeme
alanı oluşturabiliyorum. Ben bunun da güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Yani Presto'ma göre gelişmişlikleri de var. Ama tabii orada tarafta benim bir alışkanlığım da var. Bu alışkanlık da şu an benim sayfa düzenleme geçmişimi, tarzımı etkiliyor. Bakın buraya arzu edersem Breadcamp'ı da atabiliyormuşum. Breadcamp'lar da burada bu şekilde gözükebiliyor. Tipografi şu sanırsam ayraçla alakalı bir seçenek var. Arzu edersem bunu da bakın burada çarpıyla, tireyle ayırabiliyorum. Boş bırakınca slash atıyor. Bu şekilde bunların stilleriyle de oynayabiliyorum. Bunlar da gerçekten güzel olarak karşıma çıkıyor. Yaptığım bu değişiklikleri save butonuna tıkladığım anda kaydedebiliyorum. Yenilediğimde bakın buradaki bütün ürünlere bunların bu şekilde geldiğini görüyorum. Erkek kategorisine tıklayıp başka bir ayakkabı modeline gittiğimde de Breakdance'in bu ayakkabıyı da sorunsuz olarak biçimlendirebildiğini görebiliyorum arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Breakdance'in ürün detay sayfası düzenleme özelliklerini incelemeye çalıştık. Halihazırda bu iş için sıklıkla kullandığım Frestom UX Builder'la bu inşa ediciyi kıyasladık. Breakdance'in görebildiğim kadarıyla artılarını ve göremediğim eksilerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Breakdance'e WooCommerce projeleri için şu an %100 olarak yeterli bulmuyorum ama çoklu bir kullanım sağladığı için tercihler arasında mutlaka bulundurulabilir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizlerle beraber Breakdance'in ürün detay sayfalarında neler yapabileceğini, neler yapamayacağını hızlı bir şekilde anlamaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek, ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak, henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.